Selamlar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bu videoda sizlere şekil 1A'da gördüğünüz son zamanlardaki günlük makyajımı uygulayacağım. Sadece günlük hayatımda uyguladığım ekonomik, pratik, gayet kullanışlı bir makyaj olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Sizleri kocaman öpüyorum. Hadi bakalım makyaja. Uzun zamandır makyaj videosu çekmedim. O yüzden böyle birazcık yabancılaşmış olabilirim. Kusura bakmayın. Önce hemen makyaj kutumu göstereyim sizlere. Son zamanlarda kullandıklarım hepsi gerçekten uygun fiyatlı ürünler arkadaşlar. Şöyle bir makyaj düzenleyici kullanıyorum. Çok pratik oluyor. Günlük kullandığım ürünleri bunda bulunduruyorum. İlk olarak bir güneş koruyucusu kullandım. Günlük hayatımda her zaman fondöten kullanmıyorum. BB krem kullanıyorum. Son zamanlarda Farmers'ın BB kremini kullanıyorum. Ve sevgili komşum Elif'e bana bu ürünü tavsiye ettiği için buradan kocaman öpücükler gönderiyorum. Benim ayna almamam, şu an karşımda bir ayna olmaması. Ellerimle yedirmeyi seviyorum ben. Yalnız ben bir ayna alsam iyi olacak ya, valla. Her tarafımı bulaştırdım ya. Valla bakın, unutmuşum video çekmeyi arkadaşlar. Evet. Bakın. Bu BB kremi sevdiğim özelliği arkadaşlar, çok yoğun bir kapatıcılığı var. Ayrıca mat bir yapısı var. Kesinlikle böyle ışıl ışıl parlak bir yapısı yok. O yüzden çok hoşuma gitti. Ekstra bir pudra ya da böyle sabitleyici kullanmadan bile makyaj gayet güzel şekilde kalıyor. Ve de bazen gerçekten aydınlatıcı bile kullanmadan kapatıcılığı beni memnun ediyor. Göz altlarımda bile. Normalde göz altlarından ben çok rahatsızım. Hatta yakında ışık dolgusu yaptırmayı düşünüyorum. Göz altlarıma. İnşallah yaptırırsam sizlerle de deneyimimi paylaşırım. Ama bu durumda tabii ki şu an rahatsız olduğum için belli bölgelerini aydınlatıcı kullanma ihtiyacı duyuyorum. Farmers'ın BB gözaltı kremini kullanacağım. Bundan da gayet memnun kaldım. Bu arada bence bu concealer'ı elinizle yedirirseniz çok daha güzel duruyor. Ben artık öyle uyguluyorum. Bu orta rengini kullanıyorum ben. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kaş simada çok büyük bir fark yaratıyor. Şu haline bakın, daha cansız. Şu hali, şu an uyguladığım kaşım çok daha canlı gözüküyor yüzümün bu tarafı bence. O yüzden ben hiç makyaj yapmayacak olsam bile mutlaka kaşlarımı hafifçe doldurmayı seviyorum. Zaten çok detaylı yapmıyorum kaşlarımı. Görüyorsunuz ya, böyle jilet gibi çizenler oluyor. Ben öyle yapmıyorum. Sadece uygun bir tonda kaşlarımın içini dolduruyorum. Böyle daha dolu dolu düzgün durmalarını sağlıyorum bence. NYC markasının Big & Bold bronzlaştırıcısı. Yaz boyunca çok severek kullandım bu ürünü. Hala da çok severek kullanıyorum. Zaten kocaman bir şey. Renk tonu çok güzel, kalıcılığı çok güzel. Çok çok memnun kaldım. Kapağı kırıldı ama kaç kere düştükten sonra kırıldı arkadaşlar. O yüzden kesinlikle uyduruk kapak diyemem yani. Bakın düştü yine de içine hiçbir şey olmadı. Bunu da açıklayayım. Gerçekten çok memnun kaldım bu üründen. Aynısı bunların hepsini yapabilir miydim acaba? Kesinlikle yapamazdım. Çünkü BB kremi bile süremedim aynasız. Allık fırçamla balmın allığını alıyorum biraz. Şöyle azıcık yanlara doğru uzatarak kullanıyorum. Bakın bu videoda far bile almanıza gerek yok. Bronzlaştırıcıyı kullanabilirsiniz far olarak. Allığınızı kullanabilirsiniz far olarak. Kaş farını bile ben gözüme far olarak kullanıyorum. Ya, ekonomik bir video oldu bu. Son zamanlar için bence gayet uygun bir video oldu. Artık son zamanlarda paramız kalmadığı için yapacak bir şey yok yani. Mini bir fırçayla bu rengi göz altlarınıza da uygulayabilirsiniz. Daha bütünleştirici oluyor tabii ki böyle oldu mu. Birazcık daha böyle uzun tüylü bir fırçayla kaş farının şu orta rengini alıyorum. Daha dramatik bir göz makyajı yapmak istediğimde bu alttaki rengi de kullanıyorum. O da çok güzel bir ton bu arada, onu da söyleyeyim. Gözlerimi şöyle yanlarına hafif hafif uyguluyorum arkadaşlar. Ve güzelce dağıtıyorum tabii ki. Aynı allık rengini alarak geçişleri yumuşatıyorum. Kenarları süngerin ucuyla düzgün hale getiriyorum. Maybelline Colossal Casual Göz Kalemini alıyorum.
Kalemi sürünce bir anda makyaj böyle toparlanmaya başlıyor. Maybelline'in Total Temptation maskarası. Bu bitmek üzere olan ama olsun, önemli değil. Bunu artık depolamaya başladım çünkü çok seviyorum bunu. Bulaştırdığım yerleri makyaj temizleme çubuğuyla temizliyorum. Yani her yerini. En sevdiğim aydınlatıcı. Bayılıyorum buna. Balmain Mary Luminizer'ı. Burnumun ucuna ve hafifçe şöyle şu kısmı uyguluyorum. Bunun fazlasını alacağım. Kaşlarımda en yüksek görünmesini istediğim bölgeye sürüyorum. Süngerimin arkasını böyle bastırarak ucuna biraz alıyorum. Ve şöyle şuralara uyguluyorum. Evet, saçımı uyguluyorum arkadaşlar. Olur olur, her şey olur. Makyajda her şey olur arkadaşlar. Kendinizi kasmayın, rahat bırakın. Normal Style Matic serisinden SL12. Favori dudak kalemlerimden biri bu. Bakın şöyle birazcık dışarıdan süreceğim. Birazcık derken bayağı bir geçirmişim ama olsun. Bir de aldığımı uygulayacağım. Balmain'in Fred boyunu kullanıyorum bu makyaj için. Böyle bir sevimlilik katsın, bir canlılık hop. BB kremden dolayı bu makyaj mat olduğu için aslında ekstra bir pudra ya da ekstra bir makyaj sabitleyici kullanma gereği hiç duymuyorum. Dudaklarımı çoğu zaman bu şekilde de kullanıyorum, sadece dudak kalemiyle. Ama bazen de Maybelline'in Vivid Matte Liquid serisinden 50 numarayı kullanıyorum. Evet, son zamanlardaki günlük makyajım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İşinize yarayacak şeyler duymuşsunuzdur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ne tarz videolar görmek istiyorsanız lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Hoşça kalın. Bye bye.